Babil eski Orta Doğu Mezopotamya İmparatorluğu olup M.Ö. 4000 ile 500 yıllarına kadar sürmüş olan merkezi bugünkü Irak'ın Bağdat şehrinin güneyine düşen bir yerde kurulmuş muhteşem ve efsanevi bir krallığın adıdır. Kurulduğu devirlerde bu krallık iki kısımdan ibaretti. Kuzey memleketlerine Akat ve güney memleketlerine ise Sümer adı veriliyordu. Tarih öncesi kültürü. Tarih öncesi kültürü itibariyle ilk kültür Eridu kültürü olup, sulama ve ziraatle iştigal eden bu kültür sonraları yerini Ubaid kültürüne bırakmış olup, kutsal kitaplardaki tufan hadisesi lokal olmakla birlikte bu devire rastlıyor. Ubaid kültüründen sonra Uruk ya da Ereç ya da Erek kültürü ortaya çıkmış ve bu devirde mozaik kaplı sütunlu mabetler ve bilhassa ziggurat denilen tipik Sümer mabetleri inşa edilmiştir. Yine bu devirde çivi yazısı da icat ediliyor. M.Ö. 3000 ila 2700 yılları arasında. Babil'de büyük bir yer kaplayan sülale devirleri de yaşanıyor. İlk sülale devri M.Ö. 2700-2350 dönemlerinde ve ayrıca ilk sülale devrini ise 3 kısma ayırabiliriz. İlk devir Sümer devri. Tarihçi ve yazar Wells'e göre her Sümer sitesi kendine has tanrısı ve rahipleriyle kardeş sitelerden ayrı bir site yani devlet görünümündeydi. Baş tanrı olarak Anu ya da sonradan Marduk, doğuş ve yaratılış tanrısı Aruru, güneş tanrısı Şamaş, tabi Araplardan duyduğumuz kadarıyla Şems, toprak tanrıçası An, su tanrıçası Enlil şeklinde ilerliyordu. Zamanla bir site diğerleri üzerinde bir hegemonya tesis etti. İlk Sümer İmparatorluğu Erek Devleti'nin genişlemesiyle ortaya çıktı. Meşhur Sümer efsanesi Gılgamış ilk devirde yazılmıştır. İkinci devir. Bu devrede Ensi isimli efsanevi bir vali site yani devlet şekline yeni bir yön verdi. Şehirdeki tüm emlak ve emtiayı tanrıların mülkü ilan ederek kendisini de bu toplanan tanrı mallarının nazırı, veziri, bekçisi ilan etti. Tarihte İlk açık göz azınlık sınıfı ortaya çıkıyordu. Üçüncü ve son devir. Ensi'nin bu hareketini model alarak ele alan diğer devletlerdeki açık gözler bu defa bu rahat ve kolay idare işini sülale, hanedanlık şekline dönüştürerek kendi nesillerini garanti altına almışlardır. Bu açık göz sülaleden en meşhuru Lagash sülalesidir. Bu sülale 7 yöneticiyi arka arkaya hükümran etmiştir. Ancak zamanla bu istismarcı zümreye karşı baş kaldırmalar başlamış, halkta bilinçlenme meydana gelmiştir. İsyanlar sonucu üstün çıkan idareci kendi hükümranlığını ilan etmiş ve Sümer dilinde büyük adam manasına gelen Lugal yani kral adını almıştır. Örneğin Uruk sülalesinden 3. kral Lugulbanda hem tanrı vasfını haiz ve hem aynı zamanda çoban meşhur Gılgamış'ın hamisi olan kraldır. Ayrıca en meşhur olan krallardan Angal Zoges oldukça despot bir kişi olup Lagash devletini işgal ederek ilk sülaleyi kuranlar arasındadır. Akat sülalesi devri. M.Ö. 2350-2150. İlk sülale devrinin sonlarına doğru Sümer krallığı içine çeşitli Semitik kavimler sızmış ve kendi kültürlerini yayarak Kiş ve Mari şehirlerini kurmuşlardır. Kiş devletinin valisi Argon tarafından kurulan bu despot sülale zaferlerin getirdiği sıkıntı ve enflasyon nedenleriyle ancak 2 asır sürebilmiş ve sonunda dağlı kavimlerden Barbar Gutiler tarafından ortadan kaldırılmıştır. Guti sülalesi devri. M.Ö. 2150-2100. Bu devir bilhassa kan dökücülüğüyle tarihe geçmiştir. En meşhur kralı Gudea'dır. Sümer ve Akat İmparatorluğu bu devirde en geniş siyasi hudutlarına erişmiştir. Ancak her temelsiz ve adaletsiz kurumlar gibi bu krallıkta 50 yıl içinde çökmüştür. 3. Ur sülalesi devri. M.Ö. 2100
1960. Erek şehrinden bir kumandan Son Guti kralını tahtından indirerek bu sülaleyi kurmuşsa da kendisi de Urmammu adlı bir vali tarafından iş başından uzaklaştırılmış ve 3. Erek sülalesi kurulmuştur. Milattan önce 1060. Isınlarsa sülalesi devri. Milattan önce 1960-1830. Yine karışıklıklar yüzünden bir vali ısınlarsa hükümet darbesi yaparak 3. Ur sülalesini ortadan kaldırmıştır. İlk Babil sülalesi. Milattan önce 1830-1530. Batılı Samit kavimlerden Amoriler durumlarını kuvvetlendirirler ve Mari şehrini kurarlar. Tarih bu Mari şehir devletinin büyük bir diplomasi ustası olduğunu kaydeder. En meşhur kralı Hammurabi zamanında bu şehrin yıldızı parlamaya başlar. Hammurabi Babil şehrini inşa eder. Babil şehrinde kültürel, teknik, hukuki sahalarda büyük atılımlar ve aşamalar görülür. Kasit sülalesi devri. Milattan önce 1530-1150. Hammurabi'nin haleflerinden Samsu-iluna döneminde durum karışır. Bazı batılı kavimler, bilhassa Kasitler, baş kaldırır ve milattan önce 1531'de Babil'i işgal ve talan ederler ve yerleşip hanedan kurarlarsa da bu arada Hitit kralı Mürsil'in akınlarına maruz kalırlar. Bu sefer Hititler Babil'i işgal edip talan eder ve çekip giderler. Durum son derece vahim bir haldedir. 2. Isın sülalesi devri 1150-1050. Son Kasit kralı Tikulti, Ninur'a bir suikast neticesinde hayatını kaybeder. Ortaya çıkan karışıklık üzerine General Nebuşadnezzar duruma hakim olur. Kasit sülalesini ortadan kaldırıp kendi sülalesini kurar. Asur hakimiyeti, M.Ö. 1050-626. Asur kralı Aşur-Nasırpal, Babil'le çatışmaya başlar. Asur devleti daha sonraları bir fırsatını bularak Babil kralı Marduk'u Asur kralı Şalmaneser zamanında Asur boyunduruğu altına sokar ve vassal devlet haline getirir. Asur devleti en zayıf devrini yaşamıştır. Bu arada Babil İmparatorluğu bir vassal krallık şeklindedir. İçindeki Kalde ve Arameyan devletleri bağımsızlıkları için mücadeleye başlarlar. Ancak bu devrede Asur'un ünlü kralı Tiglath-Pileser büyük bir enerjiyle Babil İmparatorluğu'nda sükuneti sağlamış ve bu yere mahalli valilerden Nabonassar'ı getirmiştir. Bu dönemde işler biraz yoluna girer gibi olmuşsa da ölümü üzerine işler bir daha karışınca Tiglath-Pileser tekrar ordunun başına geçerek Babil'i zapt etmiş ve tahta kendisi geçmiştir. Tiglath bundan böyle rahat etmek için Kalde ve Arameyan kavimlerini imparatorluğun çeşitli yerlerine sürmüş, adeta kavimler arasında bir amalgam meydana getirerek tarihte ilk defa parçala ve idare et sistemini kurmuştur. Tiglath öldüğünde Asur kralı Senaçerib Babil tahtına yine bir mahalli vali getirmişse de çıkan karışıklıklar yüzünden tıpkı Tiglath gibi yeniden Babil'e girmiş fakat bu defa şehri Asur krallığına katmış ve kendini aynı zamanda Babil kralı olarak ilan etmiştir. Sennacherib'in ölümü üzerine halifi Esarhaddon sağlığında imparatorluğu iki oğlu arasında pay etmek ister ve oğlu Ashurbanipal'e Sardanapalus derler. Asur krallığını ve diğer oğlu Shamashum-Ukin'e Babil krallığını verir. Babalarının ölümünden sonra bir müddet iyi geçinen kardeşler nihayet bozuşurlar ve Shamashum-Ukin ağabeyi Ashurbanipal'e baş kaldırır. Ordularını harekete geçirir. 3 sene kadar süren iç harp neticesinde Ashurbanipal Babil'i ele geçirir. Shamashum-Ukin kendini öldürür. Yeni Babil İmparatorluğu milattan önce 626-539. Ashurbanipal'in ölümü üzerine merkezi idare bozulmaya yüz tuttu. Kalde valilerinden Napopolas Sar İmparatorluğunu ele geçirmek için Med ve İskitlerle anlaştı. Milattan önce 612'de Asur devletine saldırdı ve Ninova'yı ele geçirerek Asur devletini tarihten sildi.
Asur'un yardımına koşan Mısır ordusu M.Ö. 605'te Çarçeymiş, yani bildiğimiz isim olan Karkamış mevkiinde Nabopolassar'ın oğlu Nebukadnezar tarafından imha edildi. Böylece Suriye ve Filistin yeni Babil İmparatorluğu'na katılmış oldu. Bilare Babil İmparatoru olan Nebukadnezar zaferlerine devam ederek M.Ö. 597 ve 586 tarihlerinde iki kez Kudüs'ü zapt etmiştir. İsrailoğullarını Kudüs'ten alıp Babil'e esarete götüren bu kraldır. Yeni Babil İmparatorluğu döneminde Babil en parlak devrini yaşamıştır. Büyük imar hareketlerine başlanmıştır. Uzun süren saltanat, israf, eğlence, zevk ve safahat, ayrıca iğrenç yaşantı sonunda bu son imparatorluk Pers Kralı Kuruş tarafından M.Ö. 547 yılında başlayan savaşların neticesinde nihayet düşmüş ve Pers İmparatorluğu'na katılmıştır. Bundan sonra bir Pers Sotraplığı şeklinde idare edilen Babil, sonradan sırasıyla Büyük İskender, Selekitler, Portlar, Araplar ve Türklerin eline geçti. Son olarak 1918 tarihinden sonra Irak Devleti hudutları içinde kaldı.